Yelpaze. Herkese merhaba, ben Yeliz Ketenci, kanalıma hoş geldiniz. 7. çeyiz videom başlıyor. Bakalım neler almışım bu çeyiz videosunda. Sizinle yine hep beraber tek tek açacağız. Bu çeyiz videomda en çok böyle araştırdığım ama bulamadığım ve şu an bulduğum, sizinle paylaşacağım yemek setimi aldım. Bu yemek takımım günlük bir yemek takımı. Bir günlük varmış, bir de misafirlik varmış. Ben de işte misafirliği daha bulamadım. Çünkü böyle çok nakışlı, işte yaldızlı sevmiyorum. Hem böyle hani şık hem de sade arıyorum. Daha bulamadım. Fikirleriniz varsa hani şu markaya bak bulabilirsin. Hani tarzımı da görmüşsünüzdür videolarda. Önerinizi gerçekten bu konuda bekliyorum açıkçası. Şimdi gelelim benim günlük yemek takımıma. Ben bunu nereden aldım? Aslında hiç bunu araştırmıyorduk. Annemle birlikte Zorlu'ya gittik. İtalya'da orada makarna yerken oradaki bir mağazaya girdik. Eni diye. Şans eseri bulduk. Onların kendi yaptığı bir takımmış bu. Yani kırıldığında falan oraya gittiğinizde hemen size temin edebiliyorlar. İstediğiniz kadar bulabilirsiniz. Bu yemek takımı hiçbir zaman zamanı geçti, işte modası geçti diye işte bulamamazlık diye bir şey yok. Bulabiliyorsunuz orada. Şu yemek takımın, bunların hepsinin fiyatlarını tam olarak söyleyeceğim. Tek tek bilmiyorum çünkü. Bütünü verdik. Bu böyle bir kahvaltı tabağı. Şöyle bu renk. Şöyle. Böyle bir kutusu var bu arada. Göstereyim size. Made in Turkey Organic diye geçiyor. Bunları bulaşık makinesinde aletten yıkayabiliyorsunuz. Şimdi ben size sıralıktan sonra tek tek hepsini tekrar göstereceğim. Bunları hatırlıyorsanız günlük çatal bıçak setim siyah almıştım. Şöyle yemek tabağı. Bu kahvaltı tabağımız. Bu çukur tabağımız. Şöyle göstereyim. İçinde böyle çizgiler var. Eskitilmiş gibi. Şöyle de salata tabağımız. Küçük küçük böyle işte sofrayı kurduğumuzda işte küçük böyle uzun kaselerden aldım. Bir tanesini böyle çizgili şöyle görebiliyorsunuz. Bu 35 lira böyle ama toplu aldığınızda indirim yapıyorlar. Ben size şimdi tek tek fiyatlarını söyleyeceğim. Bir tane şöyle küçük yıldızlı aldım. İşte buna ne bileyim zeytinyağı, balzamik sos, ekmek. En sevdiğim şey. Yine böyle onun küçüğünden çizgili. Bir de büyük yıldız aldım. 2 tane. Buna sadece çukur tabak eksik. Yani şununla koyabileceğiniz çukur tabak. O çukur tabağı da iki adam büyük ihtimal. Siyah ya da ne bileyim bu renklerde, krem renklerde. Ama siyah olursa daha güzel olur diye düşünüyorum bunlara. Siyah alacağım. Şöyle tekrar size göstereyim takımı. Bu. Ama bunun isterseniz böyle değil de bu deseni değil bu deseni de alabilirsiniz. Her desenden var. Yıldızlı var. Bu da yıldızlı var. Ben böyle farklı farklı seçtim. Böyle çukur tabağı, salata tabağı. Bunlar 12 kişilik aldıklarım. 12 kişiliğini ben böyle komple 2000 liraya aldım. Bu da 200 lira falandı. Bunu da hediye etti. Hediye ettiler sağ olsunlar. Yemek takımım normal hani fiyatlara baktığınızda belki işte ne bileyim Portland'dan falan daha uyguna da alınabilir ama ben beğenemiyorum. Yani hani geziyorum biraz zor beğeniyorum. Beğendiğimde de hemen atladım. O yüzden böyle bir fiyata geldi. Yani şöyle söyleyeyim hepsi 12'lik. Sadece ekstra şu bir tane var. Bir de şunlardan aldım böyle. İki küçük, iki büyük. Bunları ne bileyim siyah işte aldığım böyle antrasit çatal bıçaklı çok güzel olacağını düşünüyorum. Siz de oraya gidebilirsiniz. Gerçekten çok güzel şeyler var. Hani Zorlu falan işte orası pahalı diye bakmayın. Bayağı indirimde de bir sürü şey vardı. Şimdi göstereceğim size. Evet yemek takımım bu şekilde. Şimdi bir diğer ürünümüze geçelim. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. İşte nasıl çalışılır, nasıl pişirilir, ne yapılır, nasıl kullanılır hiçbir fikrim yok. Bunu tatlı mı tatlı kayınvalideciğim bana hediye olarak aldı. Tefal'in düdüklü tenceresi. Bu düdüklü tencereyi keşfeden gelinler çok mutlu ama keşfedemeyen gelinler de bir daha hiç kullanmıyor. Nasıl hani ben de öğrenebileceğimi düşünüyorum ama öğrenemeyen de gerçekten hiç sevmiyor. Öğrenen de çok işte kullanışlı diyor. Şöyle göstereyim size ben yine çıkarmadan. Şu modelden aldık.
649 lira bunun fiyatı. Şöyle içinden inanmıyorum. Böyle içinden tarifler çıkıyor. Tabii bu fiyata diyor ki ben sana tarif veririm diyor. Bayağı tarifler var. Yani burada düdüklü tencerede yapabileceğiniz tüm tarifler var. Şöyle göstereyim size. Hepsini koymuşlar. En azından düdüklü de neler yapılır ya diye yeni yeni sordu mu kitapçığınız. Bizi düşünmüşler. Bunu şimdi size anlatamayacağım nasıl çalışıyor diyor. Bununla da yemek de yapıp kendim rezil etmek istemedim size. Sebze, et, tavuk olarak burada seçenekleri var. Buradan seçiyorsunuz. Sebzeyi mi yapıyorsunuz, işte eti mi yapıyorsunuz. Burada 3 tane seçeneği var. Bu zaman ayarlayıcısı buradaki. Ben bunun patlamasından ayrıca çok korkuyorum ya. Şöyle de ekstra içine bir aparatı var. Bunu büyük ihtimal sebzeleri koyuyorsunuz. Şöyle de tenceremiz. İçinde işte burada şeyleri yazıyor. Maksimum ne kadar koyabilirsiniz? Görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada. Büyüklere sormadan bunu size göstermemem gerekiyordu. Ya da büyüklere sorarak. Bunu öğrendikten sonra size bir tarif yaparım. Birlikte deneriz. İşe yarıyor mu yaramıyor mu? Ama bayağı zırhlı bir şeye benziyor. Şuralarında da silikonları var. Şöyle. Bilmiyorum. Büyüklere göre iyiymiş. Yani kayınvalideciğim de çok güzel etli yemekler yapar. O aldıysa iyidir diyorum. Vallahi bana söyle yazabilirsiniz. Yeniz bunu böyle kullanıyorsun, şöyle kullanıyorsun diye. Evi patlatıyormuş. Sürekli böyle saatli bir bombaymış gibi geliyor bana düdüklü tencere. Şimdi arkadaşlar bir diğer ürünüme geçiyorum. Biliyorsunuz ki Zara indirime girdi. Zara indirime girdiyse Yeliz boş boş oturur mu? Hayır tabii ki de. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Belki beni Instagram'dan izliyorsanız o dakika siz de bakmış olabilirsiniz. İndirime girdi diye haber verdi. Şimdi Zara'dan indirimde aldığım ürünleri gösteriyorum size. Böyle bir paket. Şimdi aşağıdaki misafir tuvaletimiz var. Bir de ebeveyn tuvaletimiz var. Ben ilk önce misafir tuvaletini hani halledeyim dedim. Bu arada evimiz kesinleşti. Size onun videosunu da paylaşacağım. Evde nereye hani hangi dekorasyonu yapıyorum diye bir video paylaşacağım. Bu arada lila işte renklerini böyle mor renklerini seviyorum. O nedenle Zara'dan da birçok şey aldım. Çok güzel renkleri var. Lacivert renginde şöyle paspas aldım. Bunun fiyatı 49.95. Sonracığım bir tane lila rengi çok çok beğendim. Bu havluların fiyatı da 27.73'e düşmüştü. Hepsi yani yüz havluların hepsi. Şöyle de ikililer var. Şöyle göstereyim size. Burada yıldızları var. Bir tane şöyle açık renk aldım. Bunların da kumaşları gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim yani. Şöyle göstereyim. Püsküller çok tatlı biliyorsunuzdur Zara'dan. Benim favori şeylerim. Yüz havlusu işte bu da. Üçlü bir set. Bunu da. Şöyle bir paspas aldım. Bu daha büyük. Ve şey biraz daha kalın. Diğeri gibi değil. Gördüğünüz gibi. Bunun da fiyatı 129'du. Bu da indirime girmiş. Bunların fiyatları 29.95. Şunun fiyatı 49.95. Bunun da fiyatını indirimde 129.95 aldım. Ama bu bayağı kalın. Bakın hani güzel yani. Bir de ayrıyetten yine bunlar da indirimdeydi. Tarçın rengini çok severim bu arada. Bunu da ikili böyle. Bu ikiliyi de 29.90'a aldım. Renkleri çok güzel. Bakar mısınız? Kahveli. Lacivertli griyle. Yine böyle tarçın renginde o lila rengini aldım. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle ikili set aldım. Çok kısa. Ben burada indirimde yazıyor zaten. 29.95. Yani bu renklerde her yerde bulamıyorum.
bulduğum bazı aldığım yerler, evlenmeden önce de yaşadığım evimde aldığım şeyleri mesela alıyorum böyle. Bunun sebebi ne bilmiyorum cidden. Ya makyaj malzemesinden kaynaklanıyor. Alıyorsunuz, yıkıyorsunuz havlunuzu. Makinenin içinde hiçbir şey yok ama havluyu bir çıkartıyorsunuz böyle sanki çamaşır suyu gibi olmuş. Bunun sebebini hiç bulamadım. Makyaj malzemeleri diye düşünüyorum. Belki ondan olabilir. Ama Zara'nın havlularında genellikle hiç böyle bir şey yaşamadım. Bir de Çakra. Çakra'dan da yaşamadım. Şimdi gelelim bir diğer ürünümüze. Şimdi çaydanlıkta aslında şunu tercih ettim. Neden derseniz bunun fiyatı 450 TL'ydi. Bunu neden tercih ettim derseniz bu mikserimde kanka olacak. Bu da kırmızı. Biliyorsunuz mikserimde kırmızı. İkisi kanka. Sadece bunlara dedim ki siz kırmızı olabilirsiniz. Şöyle, benim babam Rizeli. Bizim evde her gün, her saat, sabah akşam, 24 saat diyeyim kısaltarak, çay makinesi çalışır. Yani babam çay içmeyi çok seviyor. O nedenle bizim evde bundan vardı. Ben de diyordum ki yani bu çay makinesi nasıl dayanıyor? Yani niye bozulmuyor falan. Gerçekten bir uzun müddet bu çay makinesi bozulmadı. Artık yani benim nazarımdan bozulmuştu. Şimdi değiştirdiler de o yüzden aklımda bu kaldı. Bunu aldım. Şöyle biliyorsunuz normal bildik kırmızı. Şu kapağı var böyle. Bir de şeyin kapağı var galiba. Altındaki hazine. Biliyorsunuz bunun içine su doldurduğunuzda bunu böyle yaptırdığınızda içinde de mavi bir ışığı var bunun. Ben aslında hani rengine işte şeyine hayran kaldığımdan almadım. Sadece bizim evde bozulmadıysa dedim. Hiçbir yerde bu alet bozulmaz. Ben bunu tercih ettim. Bunun ben garantisini veririm. Arçelik değil, ben veririm. Gerçekten bizim evde bozulmadıysa arkadaşlar hiçbir yerde bozulmaz. Ben size öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi çay makinesinden sonra son ürünümüze gidiyoruz. Kahve makinesi. Bunu çok araştırdım cidden ve buna karar verdim. Okka. Açıkçası bunu herkes önerdi ve bunu tercih ettik. Sizinle birlikte açacağım. Bunun da fiyatı 599 lira. 1 ve 4 fincan kapasiteli pişirme haznesi var. Çift taraflı akıtma ağzı. Sava sor kullanımda. Dokumatik kontrol paneli. İşte burada tuşları var üstünde. 1 fincan, 2 fincan, 3 fincan tuşu varmış. Normal kahve pişirme modu var. Közde kahve pişirme modu var. Yavaş pişirme tuşuyla birlikte. Cezve hazne yerinde yok uyarısı veriyor. Su yok. Su haznesi yerinde değil uyarısı veriyor. Ambiyans aydınlatma varmış ya. Bir de fincan büyüklüğü seçim düğmesi varmış. Bu işte aşık olunacak şey. Ömrü 7 yılmış. Kullanım ömrü. Şu ölçme kaşığı. Şöyle göstereyim size. Bu haznemiz. Şurada su ünitesi var. Buraya suyu dolduruyorsunuz. Şurada bardak seçiminiz var. Buradan seçebiliyorsunuz. Üzerinde de şöyle şeyler var. Normal. İşte közde 1 bardak, 2 bardak, 3 bardak, 4 bardak diye. Bununla birlikte bir Türk kahvesi içmez miyiz sizinle? Hadi şimdi hep birlikte Türk kahvesinin tadı nasıl oluyor bunda onu deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle birlikte aldığım Okka Türk kahvesi makinesini birlikte deneyeceğiz. Şimdi benim bardağım tabii şöyle küçük olduğu için ben küçük tercihini seçiyorum. Şöyle bakayım. Küçük tercihimi seçtim. Şimdi bunun içine kahvemizi koyalım. Ben çok közde kahve sevmiyorum. O yüzden normalini deneyeceğim. Suyunu hazneye doldurdum. Şimdi seninle birlikte çalıştırdım. Neden çalıştırdığımda direkt şey yapıyor anlamadım ya. Patladı gitti Niyazi. İlk denememde patladım. Çünkü neden biliyor musunuz? Birden böyle su doldurmaya başladı. Ne oluyor dedim ya. Hani yanlış bir şeyler gidiyor. Zaten onlar şöyle bir önemli diye uyarı yapmışlar. Arkadaşlar bu ilk aldığınız şeyi su koyuyorsunuz. Sonra cezveyi buraya koyduktan sonra start'a basıyorsunuz. Bu kendini bir yeniliyor ilk başlattığınız için. Suyu koyuyor, kaynamasını ve burada ışığın yanmasını bekliyorsunuz. Öyle bir şey yazmış ama ben bunu ciddiyete almadığım için. Sonra şöyle bir şey var. Su azaldı.
kaldı. Burada 1-2 bardakları yandı. Su koydukça kaç tane bardak yaptığınızda kendisi size belirtiyor. Yani suyunuz azaldığınızda baktığınızda sadece 2 tane yapabiliyor bu suda diye size bir bildirim veriyor. Şu an 4 bardaklık su var. 4'ü de yanıyor. Tekrar işimizi yapabiliriz. Şimdi buradan aldığımız ölçüde kahvemizi koyuyoruz. Bunu yerleştirdik. Dediğim gibi bardağım şöyle tatlış, minik, küçük. Küçük olduğu için küçük seçeneğe bastım. Sonra normale basıyorum. Bir bardak diyorum. Ve şu an gerçekleşiyor. Evet, kaynamaya başladı. Yine dedim bir yanlışlık mı yaptım? Patlayacak. Ya bu sefer doğru. Şimdi tadını çok merak ediyorum. Uyarı veriyor. Geline kahve oldu, misafirlere ver. Evet, kahvemiz oldu. Aa, bu kahve yetmedi. Daha az kahve olması gerekiyormuş. Şöyle bakın, yarım oldu. Demek ki bardağı hafife almış. Hadi deneyelim bakalım nasıl olmuş. Aman da aman. Nice'lı. Güzel. Güzel olmuş. İstiyorsanız bir de şeyi deneyelim. Közde. Közdeyi çok merak ediyorum. Közde nasıl bir şey yapacak onu deneyelim. Bu normal bildiğiniz Türk kahvesi oldu. Yani ama tadı güzel. Böyle mağazalarında biliyorsunuz makine tadı veriyor. O hiç hoşuma gitmiyor ya da köpüksüz oluyor. Gayet köpüklü ve güzel oldu. Şimdi diğerini deneyelim. Bu sefer közdeye bastım. Bakalım közdemiz nasıl olacak. Arasındaki farkı çok merak ediyorum. Yani misafirlerim gelince şöyle sorarsınız ya, kahveniz nasıl olsun? İşte şekerli. Peki normal mi, közde mi olsun? Hayır, aklınıza zaten şekerli, şekersiz, az şekerliyi tutacaksınız. Bir de normal mi, közdeyi tutacaksınız. Herhalde ben böyle misafir geldiğimde şey gibi kağıda yazarım. Ne alırdınız? Közde, bir şekerli, normal, iki şekerli. Bu biraz daha uzun sürüyor. Bayağı köpüklü oldu bu arada. Bu sefer bardağın hakkını veriyorum arkadaşlar. Şöyle size de gösteriyorum köpüğünü. Bayağı bildiğiniz köpüklü olmuş. Evet. Böyle daha ağır. Aslında pek bir fark yok. Anlamadım. Ama daha böyle şey. Daha çok pişmiş. Bu bana biraz acı geldi. Bu közdeyi sabah uyanmak için yapabilirsiniz mesela. Ama sonuç olarak güzel. Yani hoşuma gitti. Evet. Evet arkadaşlar, bir çeyiz videosunun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer ilk defa beni izliyorsanız lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.